Evet arkadaşlar. Ön tampon ekimiz burada. 150 saizin parasını yapıyoruz. Ve ben tabanca yapacağım. Benim tabancam olduğu için. Tabancası olmayan arkadaşlar elle zımparalaması gerekiyor. Taha, Efendim tut baba. oğlum bize böyle. Böyle. Hı. Benim elimi görsün. Tabancayla yaptığımız zaman daha iyi alıyor. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde. Tabancayı kullanmanın bir amaç mümkün mertebe çapakları falan komple alabilmek. Yakın maske olmuş buraya. Görsünler. Yaklaştıralım. Bak gördüğünüz gibi pürüzsüz oldu. Çok temiz bir yüzeyi var şu an. Bu şekilde tüm tampon ekini zımparalayacağız. Tabancası olmayan arkadaşlar el zımparasıyla. Önce 400 numara zımpara. Ardından 600. 600'den sonra astar çekip astardan sonra da inceden. Astarda mutlaka akmalar olacak çünkü. İnceden de bir 800 numarayla zımparayla da zımparaladınız mı? İşlem tamamdır. Ve bayağı bir tozlu bir iş. Benim gibi evde yapmayın. Ben evde tadilatta olduğum için şu an yerleri görüyorsunuz. Tadilat olduğu için ev boş. Boş olduğu için evde yapıyorum. Ama evde yapmayın. Çok toz çıkıyor. Zımparalayım işlemi devam ediyor. Makineyle zımpara yaparsanız makinenin aldığı gördüğünüz gibi tamamıyla düz bir zemin olduğu için zımpara esnasında boşlukları falan çok bariz bir şekilde dışarıya çıkartıyor. Bu da bize bir artı avantaj sağlıyor bence. Bakalım hayırlısı. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Tabancayla yapmamın amacı işin aslına bakarsanız hem biraz daha pratik hem de pürüzsüz bir şekilde alabiliyoruz zımparayla. Şenol Korkmaz Başkan'ın da YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım bu arada. Çünkü bu videoyu tamamıyla sırf onun isteği üzerine çekiyorum. Yoksa inanın bir elinizde tabanca, bir elinizde telefon çok zor çekiliyor. O yüzden emeğe saygı. Thank you.
lahmacun çekiyoruz. Ufak tefek çizikler, çatlaklar mutlaka oluyor. Şu şekilde macunumuzu çekiyoruz. Ta biraz daha yukarıdan tutalım kamerayı. Bakın şöyle arkadaşlar görsün iyice. Çatlak geldi de. İnceden sürüyoruz macunumuzu. Ben plastik macununu aldım. İsteyenler çelik macun da alabilir. Bu tamamıyla kişiye kalmış bir şey. Ben plastik macunu tercih ettim. Sertleştiriciyi ne çok koyacaksınız, ne az koyacaksınız. Çok koyarsanız sertleştiriciden ötürü çabuk donuyor. Az koyarsanız da hiç donmuyor. O yüzden her seferinde azar azar çelik macun kullanın. Bu şekilde dağıtarak yapıyoruz. Sonra da zımparasını yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde fazla bastırmıyoruz macun çekerken. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde macunumuzu yapıyoruz. Macundaki en çok dikkat etmemiz gereken şey bunun sertleştiricisi. Sertleştiricini çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer ki çok koyarsanız çok çabuk donuyor sertleştirici. Az koyarsanız da bu sefer hiç donmuyor. Bir daha sökmeniz gerekiyor. Şimdi macun işimiz bitti. Bana göstereyim mi komple? Sertleştirici bu. Ben macun bunu aldım. Tabii siz ne isterseniz onu alabilirsiniz. Evet. Görüldüğü gibi. Macun işimiz. Bunlar yan ekler. Önemli olan zımpara aslına bakarsınız. Macun işinde ince detay çatlaklar oluyor. Şurada var mesela gördüğünüz gibi. Ben oraya da çektim inceden bir macun. Önekte de var macun. Ufak ufak çok fazla şey yapmaya gerek yok. Arka giydirmede bayağı bir macun çekmek zorunda kaldım. İmalattan dolayı izler vardı. O izler zımparayla yenmeyecek gibiydi. O yüzden güzel olması için macunla kapattım hepsini. Burada da öbür yan ekimiz var. Bu yan ekte de çok iz vardı. Şöyle görüyorsunuz. Macunla kapatmak zorunda kaldık mecburen. Yani güzel oldu inşallah. Bakalım. Şimdi bundan sonra bir ince zımpara yapacağız. 220 numara kullanacağım şu an. Bu biraz pıtıraklı olduğu için 220 numarayla zımparaladıktan sonra komple 400 numara zımparayla, bak numaralar çok önemli zımparalarda. 400 numara zımparayla güzelce inceden bir temizledikten sonra astarını atacağım. Astardan sonra da 600 numara zımparayla tekrardan inceden ama 600 numara zımparayı çok böyle narin bir şekilde kullanacaksınız. Eğer ki bastırırsanız astarı yersiniz. Narin bir şekilde 600 numara zımparayla da yaptıktan sonra boyaya başlayacağız. Evet, eklerimizi boyamaya devam ediyoruz.
yavaş hareketlerle. Bir tane astarımız bitti. Zımpara işimiz bitti. Şimdi astar yapacağız. Zımpara yaptık. Tinerli bezle güzelce de siliyoruz. Kurutuyoruz. Kuruduktan sonra da astar. Astarımızı şu şekilde atıyoruz. Spreyimizi güzelce de atıyoruz. Aslan ne kadar güzel olursa işçilik o kadar iyi çıkartır kendini.
Tek kat astar kurtaracağını sanmıyorum. İkinci katı da vuracağız. Önce birinci katı bitirelim. Evet. Eklem yerlerine bakalım. Birinci kat bitti. Evet, barbekü setimizi bitirdik. Montajı tamam. Ben buralardan vida attım. Buradan da önlere vida attım. Dyson kullandım, yapıştırıcı silikon. Aynı şekilde buraya da vida attım. Aynı şekilde buraya da attım. Burası da güzel oldu. Şuraya delik açtım bilerek. Oradan şöyle çekeyim, gazın kafası dışarıya çıkacak. Onu da yarın öbür gün bir gazcıya gidip yaptıracağım. Bu şekilde komple bitiyor. Arka tamponun da yine aynı şekilde. Buraya iki tane attım vida. Bu şuraya da Dyson sürdüm. Kurusun yapıştırsın diye. Bunlara buraya atmadım vida. Sadece önlere attım. Anlatıyorum. Bu şekilde oldu. Buraya siyah black, parlak siyah boya kullandım. Çok belli olmuyor ama. Flaşı açabileceğiz mi? Yok, açılmıyor. Flaş açılmıyor. Bu şekilde. Komple bitirdik. Çok güzel değil mi? Boyamadan önce kendiniz yapacaksanız özellikle söylüyorum. Benim düştüğüm hataya düşmeyin. Önce aracın üstüne bir montajını yapın. Vidalamasanız bile. Bazı yerlerinde sıkıntılar olabiliyor. Isıtıp yapmak gerekiyormuş. Ben bilmiyordum bunu. Siz ona göre yapın. Önce bir ham madde halindeyken boyasını yapmadan önce güzelce bir takın. Bakın eksiği gediği var mı yok mu? Rahat giriyor mu? Nasıl giriyor? Ayar yapmak gerekebilir. Ondan sonra söküp bir daha boyayın. Daha sağlıklı oluyor. Böyle benim gibi uğraşmayın. Benim de ilk yapışımdı zaten. Herkese hayırlı günler.